Evet Sayın Bakanım, çok değerli ilçe başkanım, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın kıymetli başkanları, değerli mahalle başkanlarımız ve teşkilatlarımızın tüm kademelerinden çok değerli yol ve dava arkadaşlarımız. Şimdi başkanımız burada, seçim işleri başkanı SKA burada. Ne kadar tanıdığınız avukat varsa hepsini okula göndereceksiniz. Sadece partili avukatlarımız değil. Bak, herkes onu istiyor. Yani herkes ne kadar tanıdığınız avukat varsa, çünkü bunlar orada sandıklarda arkadaşlarımız vardı, Allah razı olsun. Ama her yerde böyle bir şey çıkarmak arkadaşlarımızı çok yordular. Sandık kurulu üyelerimiz yoracağını avukat yorsun. Ondan sonra biz de oradaki hakkaniyetli sonucu hep beraber rıza gösterelim. Onun için bu konuda üçüncüsü de budur. Bir de son saniyeye kadar çok çalışacağız. 28 Mayıs'ta vatandaşımızı davet ediyoruz. Sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Sahip çıkması için de çağrıda hep beraber bulunuyoruz. Bitsin ne diyeceğim efendim. Ve bu konuda hep beraber gayret göstermeliyiz. Çünkü bize 5 yıllık istikrar bir Türkiye yüzyılı kapısını açacak. Etrafımızdaki coğrafyaya huzur kapısını açacak. Türkiye'nin savunma sanayinin %20'lerden 80'lerden %100'lere ulaşmasının kapısını açacak. Ülkemizdeki huzurun ve refahın kapısını açacak. Ve yine 10 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesini 16 bin dolara, yani Türkiye'de her bir bireyin ve ülkemizin %60 zenginleşmesinin kapısını açacak. Bunu önümüzdeki 5 yıl içerisinde hep beraber sağlayacağız. Onun için çok çalışacağız. Her evden bir kadının sigortalı olmasını ve emekli olmasını sağlayacak. Gençlerimizin yatırımcı olabilmesi için onlar için kurulacak bankanın yolunu açacak. Her şeyi açacak. Onun için bu adımları hep beraber sağlayalım. Gördünüz, işte deprem bölgesinde vatandaşlarımız orada bir irade koydular değil mi? Neler söylemediler ya? Ya neler söylemediler? Hele o Tekirdağ Belediyesi'ni yaptı. Şimdi hem oraya talimat verdik valimize, oradaki kardeşlerimize sahip çıkacaksınız diye çıktılar. Öyle bir şeye müsaade etmeyiz. İki, hemen o belediye hakkında soruşturma. Kim bu talimatı vermişse onun hakkında da bu soruşturma devam edecek. Öyle bir şey yok. Devlet sahipsiz değildir. Onun için hele depremcilere, afetcilere bunu yaparlarsa elbette ki bu konuda gereğini yapmak da bizim görevimiz. Kim kusurluysa araştırılsın, buruşturulsun. Ondan sonra da gereği de yerine getirilsin. Maalesef çok üzdüler. Afetzedelerimiz de üzdüler. Ve biz hiç merak etmeyin, pazartesi akşamı itibariyle bütün koordinatör valilerimiz orada görevine başladılar. Biz emirlerine amadeyiz. Şimdi bu hafta sonunda inşallah Cumhurbaşkanımız da oralara gidecek, deprem bölgelerine. Yine aynı zamanda ifade edeyim, Bankalar Birliği ile görüşüldü Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve İMKB Borsa ile görüşüldü. 100 bin konteynerimiz var. 20'sinde klima var. Biliyorsunuz o bölge çok sıcaktır. Şimdi 80 binine de klima gönderiyoruz inşallah. Orada hiçbir eksiklerini bırakmadan yolumuza devam edeceğiz hep beraber. Bunu hep beraber sağlayacağız. Allah'ımıza hamdolsun.